pour die internationale Solidarität. Pour die internationale Solidarität. Pour die internationale Solidarität. Liebe Freunde, Freunde der Revolution, ein Genosse von Antik wird sich jetzt mit einer Grußbotschaft an uns wenden. Sevgili dostlar, yoldaşlar, hepinizi Avrupa Türkiye'li İşçiler Konfederasyonu Atik adına selamlıyoruz. Yoldaşlar, dostlar, Kobane başardığı Efrin'de başaracaktır. Hemen yanı başındaki Rojava devrimi ve onun yarattığı demokratik örgütlenme biçimini öz yönetimi kendi için tehdit olarak gören Türk faşist devleti Kürt koridoru bahanesine sığınarak devrimle ayağa doğrulan Efrin'i dünyanın gözleri önünde havadan ve karadan bombalar, füzeler ve topçu atışlarıyla vurmaya devam ediyor. Dini gerici çeteler ve Türk faşist güçleri tarafından çepeçevre kuşatılmış haldedir Efrin. Güçlerin IŞİD olmadığı bu saldırı ve işgal harekatı, yüzün üzerinde sivilin ölmesine yüzlercesinin de yaralanmasıyla kan ve acı içinde savaşın dehşet bir tablosunu sunarak yol alıyor. Bu savaş, bu faşist işgal, en modern silahlarla donanmış gerici bir ordunun yanına aldığı çapulcu dini gerici gruplarla onların karşısında modern silahlardan yoksun bir halkın salt kendi öz gücüyle, mütevazi silah gücüyle karşı koyduğu eşitsiz bir savaştır. Ateşle sarsılan Kürt coğrafyası yıllar yılı emperyalist haydutların ve yerli suç ortağı faşist ve gerici devletlerinin çıkar ilişkileri üzerinden sonu bitmez savaşların, acıların, ölümlerin ve katliamların odağı haline gelmiştir. Bugün de Türk faşist devletinin barbarca saldırısının sıcak cephesi halindedir. Şu unutulmasın ki faşist güçler Efrin'e elini kolunu sallayarak giremeyecekler ve giremiyorlar da. Efrin'i Türk kardeşlerimiz oğulları ve kadınlarıyla ağır bedellere mal olsa da topyekun bir ayağa kalkışla bu işgale dur demesini bilecek irade ve güçtedirler. Efrin'in geleceği onların bu sarsılmaz bilmez çelikten iradeleri ve keskin kararlılıklarıyla aydınlanacak ve Efrin mutlak biçimde kazanacaktır. Sen kenardan çek ama medyadan. Burada işin garip yanı faşist Türk devletinin gerçekleştirmeye çalışılan işgal politikası ve saldırganlığı karşısında emperyalist devletlerin özellikle de daha önce IŞİD gibi orta çağ küfü dini gerici çetelere karşı YPG ile birlikte çalışmış olan güçlerin tavrıdır. Daha düne kadar IŞİD karşısında Avrupa ve dünyada kahraman ilan edilen YPG'li güçlerin bugün aynı dünyanın muktedir devletleri tarafından orta yerde bırakılması bu ne yaman çelişkidir. Bir yandan Rus emperyalistlerinin alçakça ve ahmakça ihanet ettikleri, öte yandan ABD'nin başlangıçta kuzey sınır gücü türünden söylemleri ve akabinde bundan geri durması ve sonradan Efrin'deki YPG güçleri uluslararası koalisyonunun bir parçası değil türünden alttan alta kışkırtma ve akabindeki yatıştırma politikası ve nihayet hareketin kendisine değil kapsamı ve sınırlarına yaptığı vurgu Türk devletini cesaretlendirmiş ve pervasız hale getirmiştir. Hele hele Suriye hükümetinin güçten düşünme politikası gereği yaptığı açıklamaların arkasında durmak istememesi Türk devletinin saldırganlığını cesaretlendirmiştir. Bundan güç alan Erdoğan saray hükümeti için uluslararası hukuk paçavra haline gelmiştir kendi çıkarları üzerinden. Rus emperyalistlerinin bu yeni çarların sultanla al gülüm, ver gülüm ilişkisi içinde Efrin'i kirli oyunlarına ve pazarlıklarına alet yaptığı açıkça ortadadır. Rus emperyalistleri bu saldırganlığın, işgalin ve akan kanın sorumlusudur. Türk faşist devletiyle birlikte
Efrin Rus Yeniçerilerince sırtından hançerlenmiştir. Ne Kürt halkı ve ne de tarih bu ihaneti unutmayacaktır. Rus Yeniçerilerinde utanç ve vicdan denen şeylerin son kalıntıları da kaybolup gitmiştir bu ihanetçi tavrıyla. ABD emperyalistlerinin de bu saldırı, işgal ve katliamı Efrin'i Rus emperyalistlerinin nüfus ve etki alanı olarak görüp uzaktan seyretmesi de tam da emperyalist çıkar ilişkilerine uygun bir haydutluktur. Yoldaşlar, dostlar, Rojava devrimi üzerinden Kürt halkının elde ettiği kazanımların bölgedeki emperyalist oyunların aleti haline getirilmesine asla izin vermemeliyiz. Türk hakim sınıflarının büyük güç şovenizmi, Kürt ulusal güçlerinin ve bölgenin her milletten emekçi halkının birleşik ve örgütlü devrimci, demokrat barikatı karşısında her yerinden paramparça edilecektir. Mücadelenin atar damarı bugün için Efrin'de atmaktadır. Bu damara kan taşımak tarihsel ve siyasal sorumluluğumuzdur. Görevimiz bir yandan Türk faşist devletinin Efrin saldırısının karşısında kararlı bir duruş sergilemek, bir yandan da bölge yeniden kalıba dökülürken emperyalist haydutların ve suç ortağı bölgenin gerici ve faşist devletlerinin çıkar ilişkilerine Efrin'in alet edilmesini dünya ve Avrupa kamuoyuna tükenmek bilmez bir enerjiyle açıklamaktır. Alman emperyalistleri unutmasın ki Efrin'de çocuk ve kadın onlarca sivilin katledilmesinin sorumlusu tarih önünde hesap vermekten kurtulmayacak olan Almanya'dır. Tarih onları sonsuz bir teşhir direğine çivilemekten geri kalmayacaktır. Çünkü o çocukları katleden silahlar ve özellikle Leopard tankları Alman malıdır. Tekelci burjuvazinin silah fabrikalarında üretilmektedir. Kobani başardı, Efrin'de başaracak güçtedir. Bu direniş Kobani direnişinin ikinci bir baskısı olarak tarihe kazınacaktır. Zafer koşulsuz bir cesaret ve üstün bir kararlılıkla savaşan Efrin halkının olacaktır. Karşı devrimin korkak kudurganlığı halkın tüm bir ulusun devrimci öfke patlamalarıyla alt edilecektir. Ve Türk faşist devleti girdiği bu alanda nihai bir zafer yüzünü asla göremeyecektir. Göreceği tek şey bu saldırganlık ve işgal hareketinin kendi içinde çürük bir kamış gibi kırılmasıdır. Bize düşen görev yoldaşlar, Efrin için dünyayı Tayyip Saray hükümetine dar etmek ve Efrin için sokakları fethetmektir. Rojava devrimi yıkılmazdır. Efrin kazanacak. Bizi her kadarı Efrin'i hop di internasyonale solidarite hop di internasyonale solidarite hop di internasyonale solidarite hop di internasyonale solidarite Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute Tausende auf der Straße, um zu sagen, Schluss mit den Angriffen auf Afrin. Afrin ist auch unsere Revolution. Rojava ist auch unsere Hoffnung. Vive Khodar Afrine!